Çekiyor musun? Çekiyorum. Merhabalar herkese. Bugün size çok güzel bir yemek tarifi vereceğim. Köyden sesleniyorum hepinize. Bugünkü yemeğimizde ne var? Dane avuka çorbası var. Yani buna sulu hediye çorbası diyebiliriz. Aynı zamanda döme çorbası da diyebiliriz. Bu yemek gerçekten bağışıklığa karşı bağışıklığınızı güçlenmesi için çok güzel bir yemek. Her türlü hastalığa birebirdir yani. Yapın, yiyin lütfen. Ayrıca hastalığın dışında içinizdeki nefreti, kini, pisliği, insan düşmanlığı için birebir atar götürür. Yani o anlamda yiyin, yapın, yiyin. Evet, bakalım dane avuka çorbası nasıl yapılıyor bakalım. Evet, yengesi yaklaştır. Sen ne orada duruyorsun, yaklaştır. Ben konuştum sana, ne dedim, konuşunca çek dedim. Bakın bakalım burada ne var? Dövme var. Biraz göz kararı dövmemi koymuşum buraya. Akşamda güzel yıkadım, tertemiz yaptım. Özür dilerim. Yani bugün koydum bunu, birkaç suda yıkadım, tertemiz yaptım. Sakın tek suyla bırakmayın bunu. Ay, boğazım ağrıdı. Burada ne varmış? Burada kurutulmuş sebzelerimiz var. Gerçekten çok vitaminli bir şey, yemek. Bakalım bu sebzenin içinde ne var? Kurutulmuş yeşil fasulye, kurutulmuş biber, kurutulmuş patlıcan ve kurutulmuş domates. Bu 4 tane kurutulmuş sebzemizi güzelce üşemeyin, yıkayın, tertemiz olsun öyle. Güzel de seçin, kurutuluyor malum, içinde kılmalı olur, insanın midesi bulanır. Sakın sakın üşemeyin, 4-5 suda yıkayın, ne kadar yıkarsanız o kadar iyi. Bununla birlikte, ya kızım biraz deri çeksene seni, her şeyi çekiyorsun Allah aşkına. Gel buraya, bu kız beni rezil ediyor. Gel. Bakalım burada ne var? Ben şöyle biraz köpük gelmiş. Burada şey var. Kuzinenin üstüne koyduğum nohuttur. Tabii ben bu nohutlarımı ne yaptım? Beni çek. Akşamda nohutlarımı koydum yumuşasın diye. Hemen arkasında sabah oldu. Getirdim kuzinemi yaktım. Ben kuzineyi kullanıyorum. Niye diyeceksiniz? Bize tat veriyor. Ateş yemeklerini çok seviyorum. Hele köye geldiğimde kesinlikle bunu yapıyorum. Yani belki sizin batıda, orada, burada şeyleriniz yoktur. Kuzineniz yoktur. Yapacağınız bir şey yok. Şeyde yaparsınız. Tipin üzerinde yaparsınız. Nohutumu koydum. Güzelce karıştırdım. Hemen arkasında ne yapıyorum? Kaynamasını beklemiyorum. Bir tane ilerim. Hemen arkasında yıkadığım dövmemi koyacağım hemen arkasında. Onun arkasında neye koyacağım? Kurutulmuş, yıkadığım bu sebzelerin hepsini içine koyacağım. Tabi bu kaç kişilik bizim hanemiz kalabalık. Bayağı seviyorlar, zıkkımlamayı severler bizimkiler. Biz biraz kalabalık bir aile olduğumuz için fazla yaptım. Ama siz göz kararı ne kadar isterseniz, yani dövmesini mi çok istersiniz, şeylerini mi, sebzelerini mi çok istersiniz, nohutunu mu çok seversiniz, ona göre. Şimdilik bakalım buraya kadar bir izleyelim ne olacak. Hemen arkasında tarifimiz devam ediyor. Ne yaptık? Yaptığımız, yıkadığımız dövmelerimi güzel süzdüm. Şeylerimi de süzdüm. Kurutulmuş sebzelerimi de süzdüm. Şimdi ne yapıyorum? İlk başta koyduğum nohuta ilave olarak dövmelerimizi koyuyoruz. Kızım getir, yaklaştır. Yine yaklaştır bu tarafa doğru. Getir. Evet, dövmemizi içine koyuyorum, nohutumuzun içine. Güzel yıkadım ama. Çok güzel yıkadım. Lütfen siz de yıkayın. Eğer pasaklı olan kişiler bu yemeği yapmasın. Rezil ederler. Ona göre bu temiz insanların yapabileceği bir yemektir. Üşenmeyen insanların yapacağı bir yemektir. Aşureye de benziyor biraz. Evet, dövmemi koydum. Ses çıkarma, çekim yapıyorum ya. Evet, ne kaldı? Şimdi kurutulmuş sebzelerimi de güzel ilave edeceğim. Güzel yıkayın ama özellikle bunları güzel yıkayın. Yemin ederim yurda kıl çıkabilir Zeynep. Koydunuz ya, güzelce ne bir karıştırın. Tabii ateşin üzerinde olan yemekler daha güzel, daha lezzetli oluyor. Tabii biz sadece kaynaması ve o tadı yakalamamız için şeyde yapıyoruz, kuzineğin üzerinde. Yani kuzine dediğimiz sobadır biliyorsunuz ki. Ondan dolayı bunun üzerinde yapıyoruz ama bunun şeyi bitmedi. Tarifi bitmedi. Bunlar bize kaynıyorlar, hepsi birbiriyle karışıyorlar. Ondan sonra da sorgacını yapacağız. Onun içinde yukarıda kaynımgilin evinde yapacağız şeyde, tüpün üzerinde sorgacımızı yapıp üstüne koyup karıştıracağız. Onu tekrardan size anlatacağım. Evet bakalım kaynasınlar. Ay, bu kavramdan nefret ediyorum. Yemin ederim böyle 200'lü insanlardan nefret ediyorum.
Ay o benzer böyle pisliğin tek önüne giden. Allah'ım ya. Ne kızım ben çekme kızım ben tamam tarifte değiliz ha. Tamam yenge. Kaynama zamanı kapat. Evet kaynamaya başladı. Güzel bir şekilde biraz daha kaynat. Nerede kalmıştık? Aşağıda güzelce kaynattık mı sobamızın üzerinde yemeğimizi? O ateş tadını güzel aldı yemeğimiz. Yukarıya çıkardık mutfakta. Şimdi evet onun kıvamını ilk önce size göstermek istiyorum. Şöyle bir kıvama geldi. Bakın aşureye benziyor. İçinde buğdayı, işte dövmesi, dediğim şeyler, sebzeler, içinde karışık nohutla birlikte kıvamında kalıyor. Evet, bununla birlikte sorgaç hemen hazırladık. Sorgaç dediğimiz ne yani? Yağın içinde hepimizin bildiği soğanı küçük küçük doğrayıp yağ atmak. Göster, biraz yanaş oraya doğru. İki kaşık şeyimiz var, salçamız var. İki kaşık salçamızı içine koyuyoruz. Böyle. Ondan sonra ay nalet olsun yaktım ya. Öf, elim yandı. Ne kadar sıcak olmuş bu. Yemin ederim yandı yandı yandı. Siz yakmadan yapın ama. Çok fazla açmışız altını yemin ederim. Neyse dediğim gibi bunun altı nasıl kısılıyor? Ha. Altını kıstık güzelce ne? Şöyle salçamızı koyduk mu içine? Tamam. Hemen bununla birlikte baharatlarımız var tabii. Bakalım ne baharatlar giriyormuş bunun içine. Evet. İki kaşık pul biber atın. Niye gülüyorsun? Ne kız neye gülüyorsun? Yanlış mı verdin tarifini? Evet. Bir kaşık böyle elinizle alın. Biraz kimyon altın içine. Sonra bir çimcik de şey atın. Nane atın. Kuru nane. Birkaç tane bu kayınkarısı böyle evde mutfağın yanında organik şey koyuyor. Maydanoz koyuyor. Böyle bir iki koyun tadını alsın. Biliyor musunuz? Evet. Ondan sonra güzel karıştırın. Güzel sorgaç kıvamını uygulatın. He işte sorgaçımızı yaptık. Güzel soğanın içine iki kaşık şeyimizi koyduk. Salçamızı koyduk. Onunla birlikte karabiber koyduk. Ve biraz önce yanlışlıkla kimyon dedim. Şey koyduk. Pul biber koyduk. İki kaşık. Bir çemçik de şey aldım alttan içine. Kuru nane koydum. Maydanoz genelde koyulmuyor ama ben çok seviyorum. Burada güzel yetişmiş. O yüzden koydum ama siz koymayın. Ondan sonra evet bu kıvam aldı yanaştır. Anam anam sen ben bugün rezil ettin. Ben daha güzel yapıyorum bu yemeği de evet. Sorgaçımız hazır. Yemeğimizin içine evet biberi çek. Lütfen yaptıktan önce şunu koy yapmadan önce. Bismillahirrahmanirrahim ya Hızır deyin. O şekilde koyun içine. Bu şekilde döktük. Bismillahirrahmanirrahim ya Hızır. Bak demeyi unuttum. Başım böyle kaynasın. İyice kıvamı birbirine yapışsın. Sonrasında da güzel zıkımlanmıştı. Danavka yemeğimiz pişti. Şimdi en güzel kısmına geldik. İlk başta ne yaptık? Yemeğimizi yaptık. Pişti. Bir tabak karşı komşumuza verdik. Kokusu geliyor ya. Herepiyokoker verdik işte babamın hayrına. Verdim karşı komşuma. Siz de öyle yapın. Kokusu geliyor. İnsanların canı isteyebilir belki. Onunla birlikte bir şimdi tadına bakacağım. Yemin ederim muhteşem olmuş. Çok güzel olmuş. Elime sağlık. Allah benim acımı bana göstermesin. Çok güzel yapıyorum. Elim çok lezzetli öyle. Kaynımın gelin ha. Ne kız gile. Kız sanatçılığı bırak gelin. Zıkımlanma. Beri zıkımlanmış beri vallahi. Yani diyorum afiyet olsun. Evet, tane hafta yemeğimizin sonuna geldik. Yapın, yiyin, yiyin. Bir de sağlıklı. Hoşça kalın.